Arkadaşlar merhaba. Yeni başlayanlar serisine devam ediyorum ama artık bir numaralandırma koymayacağım sanırım. Çünkü sayısı giderek artacak videoların. Elimden geldiğince videolara seslendirme yapmaya çalışıyorum ama bazen vaktim olmuyor. O yüzden müzikli videolar da ara ara çekip onları da en azından hani eklemek adına ve işe yarayacağını düşündüğüm için eklemeye çalışıyorum. Yeni kağıtlarımla, Karin Sanat'ın bana gönderdiği yeni kağıtlarla ıslak zemine de bir şey denemek istemiştim. Dün hikayemde zaten cam kavanoz paylaşmıştım kuru zeminde. Bir de ıslak zeminde basit bir resimle performansını görmek istedim açıkçası. Çünkü ben gece resimlerimde çok bol su ve boya kullanıyorum. Kağıdın hani ona verdiği tepkiyi görmek adına bir gece resmi ve kuzey ışıkları yapmak istedim. Daha önce kuzey ışıkları eklememiştim. Bu sefer kuzey ışıkları da çalışmış olalım. Kağıdımın markası Pakos marka. Karin Sanat'ın bana gönderdiği bir ürün. Kendilerinin üretimi diye biliyorum. 300 gram asitsiz bir kağıt. Kullandığım renkleri önce söyleyeyim. Turkuaz gökyüzünde kullandım. Prüsyan ve siyah kullandım. Bir de ufak belli bir kesimde sadece limon sarısı kullandım. Şu an kağıdımın üst tarafta gökyüzü olan kısmını ıslattıktan sonra turkuazımla orayı renklendiriyorum. Elimdeki fırça yan kesik bir fırça. Yok, tam kesik bir fırça. Yani kesik değil, düz kesik bir fırça. Onunla renklendiriyorum. Siz isterseniz normal bir fırçayla da renklendirebilirsiniz. Ben sonrasında düze de geçeceğim. İkinci eklediğim renk siyah. Siyanınız yoksa direkt Prüsyan'la da bu geçişi yapabilirsiniz. Ama ben siyanın verdiği parlaklığı seviyorum. Ben burada normal ilk başta çizdiğim dağlardan tabii ki taştım. Çünkü biraz gelişigüzel bir boyam oldu orada. Ama siz ilk çizdiğiniz çizime de sadık kalabilirsiniz. Ama bu tarz çizimlerde çok da hani bu tarz renk resimlerde çok da fazla çizime ihtiyacımız yok aslında. Kağıda devam edersek kağıdın çok hafif bir dokusu var. Yani böyle net dokusuz bir kağıt ne de çok dokusuz sizi rahatsız edecek cinsten bir kağıt. Hafif bir dokusu olduğu için diğer selüloz kağıtlar kadar böyle boya kuruduktan sonra renk geriye dönmüyor. Ben o açıdan gerçekten bu kağıdı beğendim. Gene parlaklığını koruyabiliyorsunuz ve fırça darbeleri çok fazla rahatsız etmiyor. O da hoşuma gitti açıkçası. Hani çok fazla böyle özellikle kuru zeminde çalıştığınızda oradaki hafif pürüzden dolayı fırça darbesi, su izi çok fazla kağıtta kalmıyor. Dokusu böyle dikey ve yatay çizgilerin birleştiği şekilde bir dokusu var. Bu arada ben ikinci bir turkuaz katmanı ekliyorum. Turkuaz rengimi birazcık daha canlandırıyorum. Sonrasında da bol bol siyan ekleyeceğim yanına ve renklerimin o kenarda kalanları olabildiğince koyulaştırmaya çalışacağım. Bunu normalde ben birkaç selüloz kağıtta bunu eklerken boya çok fazla kalkıyordu ama bu kağıtta o sıkıntıyı çok yaşamadım. Tabii ki biraz hızlı kuruyor. O açıdan belki büyük resim çalışmak zorlayabilir ama küçük resimlerde ve özellikle skeç tarzı resimlerde hani böyle çok pahalı, performans yüksek bir kağıttan ziyade bu tarz bir kağıt kullanmak daha ekonomik olacaktır diye düşünüyorum. Burada biraz üflüyorum bu iyi yayabilmek için. Gökyüzünde sadece ufak bir alanda limon sarısı ekleyeceğim. Burada birazdan videoda göreceksiniz. Onun harici kullanacağım renk bundan sonra genelde prüsyan ve siyan karışımına dönecek. Hatta kenarları daha ağırlıklı olarak prüsyan kullanacağım. Şu an kullandığım renk de prüsyan. Çünkü artık giderek koyulaştırmaya, açık ve tonlu renklerimin daha parlak düşmesini sağlamaya çalışıyorum. Sonrasında da dağ bölgesini renklendirirken çok hafif paletimde kalan turkuaz ve siyah karışımımla ufak bir renklendirme yapacağım. Ve koyu, çok koyu bir yeşilimi hafif siyah katarak çam ağaçlarını renklendireceğim. Sonrasında da beyaz guayca serpme yöntemiyle de yıldızlarımı oluşturacağım. Resmimin geneli bu şekilde arkadaşlar. Ben bundan sonrasını hızlandırarak devam edeceğim. Size iyi seyirler dilerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Bu tarz videolar gerçekten ilk başlangıçta hani böyle basit gibi duruyorlar ama boyayı tanıma adına bizim için çok faydalı olabiliyorlar. Hepinize mutlu günler dilerim. Sağlıcakla kalın.